Bugün sizlerle üniversitemizin mevcut durumunu ve gelecek perspektifini paylaşmak için bir aradayız. Göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı da öncelikle teşekkür ediyorum. Üniversitemiz 2001 yılında kurulurken bir amaç belirlenmiş. O dönemde kurucu irade İstanbul Ticaret Odası ve odanın kurduğu vakıf, eğitim düzeyi, bilimsel araştırma ve yayınları, kültür ve sanat faaliyetleriyle küresel ölçekte çağdaş eğitim ve araştırma yapmak, ülkemizin ve dünyanın önde gelen yüksek öğretim kurumları arasında yer almak şeklinde oldukça iddialı bir amaçla bu üniversite kurulmuş oldu. Bu hedefe de ulaşmak için etkin bilim, teknoloji ve yoğun uygulama stratejisiyle ulaşılacaktır diye ilave bir yan hedef de oluşturdular. Bunun sonucunda hayal edilen, düşünülen, ulaşılması istenen en önemli nokta İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin çağdaş, uygulamalı bilgi ve becerilerin gelişim merkezi olması idi. Öğrencilerimiz açısından önemli olduğunu düşündüğümüz bir husus da kuruluş aşamasında 20 ve 25 civarında öğrenciye bir öğretim elemanı düşsün felsefesi vardı, yaklaşımı. Şu anda biraz sonra rakamlarını vereceğim. 216 öğretim elemanımız var. Geçen hafta ilan verdik. Şimdi müracaatları kabul ediyoruz. 42 civarında da yeni alım yaptığımızda ortalama 300 civarında bir öğretim elemanı kadromuz olmuş olacak. Öğrenci sayısına böldüğümüzde, yani 6000 öğrenci diye düşündüğünüzde 20 öğrenciye bir öğretim elemanı düşecek. Bu oldukça iddialı bir rakam. Bunun anlamı şu, bundan sonra 20 öğrenci bir öğretim elemanı tarafından en azından izlenecek, takip edilecek, birlikte akademik ve uygulama çalışmaları yapacak. Bu öğrencilere oldukça ciddi bir akademik bilgi desteği de sağlamış olacak. Önemli bir başka hususta öğrencilerimize sunduğumuz, seçimlik dersi olarak bunu koyduk. Girişimcilik ve proje tasarımı dersi var. İsteyen öğrencimiz hangi bölümde olursa olsun bunu seçebiliyor. Seçtiğinde de COSGAP'in uygulamalı girişimcilik eğitimi sertifikasını almış kabul ediyoruz. COSGAP'le yaptığımız protokol çerçevesinde. Bunun anlamı şu, bu dersi başarılı bitiren COSGAP'ten sertifika almış olacağı için hazırladığı iş planı COSGAP tarafından da desteklenmiş olacak. Dolayısıyla burada beklediğimiz en önemli hedefimiz, öğrencimizin burada geçirdiği 4 yıl içinde aynı zamanda girişimcilikle ilgili varsa yeteneği, varsa arzu ve isteği, ona da üniversite bünyesinde bir destek sağlamış oluyoruz. Sağlamak istiyoruz ve geliştirmek istiyoruz. Değerli basın mensupları, biz mütevelli heyet olarak 4 yıl evvel göreve geldik. 2009 yılında İstanbul Ticaret Odası seçimlerinden sonra. Bizim ilk hedeflerimizden, özetlediğimiz hedeflerimiz şöyleydi. Diyorduk ki nitelikli öğrenciyi nitelikli akademisyenlerle nitelikli mekanlarda buluşturalım. 3 tane ana prensip vardı. Öğrenci kalitemizi yükseltelim, öğretim üyesi kalitemizi yükseltelim ve mekan kalitemizi yükseltelim. Bunun için de bu hedeflere adım adım gitme noktasında belli stratejiler geliştirdik. Ne yaptık? Daha yüksek puanlı öğrencilerin üniversiteye bir şekilde üniversiteyi tercih edebilmeleri için ciddi bir teşvik uyguladık. Teşvik programı uyguladık. Belki çoğunuz da izlemişsinizdir. Mesela ilk 100'den üniversitemizi tercih edecek olanlara biz 1500 lira bir aylık ücret verdik ilk 2 sene. Sonra bunu 2500 liraya çıkardık. İlk 5000 öğrenciden ilk 2 sene para almadık. Sonra bunu 10.000 öğrenciye çıkardık. Hatta ilk 5000 öğrenci bize geldiği zaman ilk 5000'den bizi tercih ediyorsa hem ondan ücret almadık hem de 400 lira gibi bir para verdik.